İki tarafı da dinleyerek, ikiniz de dinleyerek. Peki yani evliliğinin kaçıncı yılında sorunlar olmaya başladı? Ben evlendiğim ilk günden beri. E niye o zaman yalan devam söylüyor. Ettin? Bu adam evimizin içine geldi gelele huzurumuz kaçtı. Ha, Osman huzurumuzu ve kaçırdı. Yataklarımızı ayırdı. Bana, ha, ben evli adamım. Yanıma gelmiyor. Karşıya bak, o görsün yüzünü. Yatağımızı ayırdı. Ayırmadın mı? Ayırdık? Ayırma sebebini söyle. Niye? Ayırdın işte. Kovuyorsun yataktan. Hayır, beni. Hayır, kovmuyorum. Aa, İstemiyorsun. Niye gelmiyorsun yatağıma? Hamileyken de çok dövdün, kovmadın mı yatakta? Gelmiyorsun koltukta yatağıma. Yatıyordun madem. Çok düşüncelisin. Yatağıma gelmiyorsun hadi. Biz evliyiz. Yıllardır ben bekar hayatı yaşıyorum. Benim yatağıma gelmiyor. Kaç yılda ayırdınız yatakları? Kaçıncı yılda ayırdınız? Biz 3 sene, yani 4 sene oldu. Yatağıma gelmiyor. 4 senedir. En sonunda... Biz zaten resmiyette evliyiz. İmam nikahı kıymadı. Zaten babası hayırlı uğurlu olsun dedi o. İmam yani nikahı kıydı babam. Resmi nikahınız var zaten. O da, o asıl nikah o zaten. Yani. Yani onu da bizde yırttı yani attı. İmam nikahı da, İmam nikahı da olsa yani. Tamam o evet, iyi olurdu da. Ama sonuçta resmi nikah resmi... ama kocan yani senin. Hani ne demek istiyorsun? Kocan değil mi yani? Ya eşimdir tamam ama biz ayrılalı çok oldu. Bana diyor. Arkadaş gibi oturup konuşuyor. Bir dakika, beni tahrik ediyor diyor. Ben sen erkek misin? Siz erkek misiniz? Ya ne demek bir insana, insan bir eşine erkek misin sen der mi? Niye dedim? Erkek misin diyorsun? Kardeşin, niye ben erkek değil miyim? Kardeşin küfrediyor. Benim kapımı onu sallıyorlar. Ben orada şiddet görüyorum. Seni arıyorum. İsa gel hastanedesin. İşi gücü bırak gel. Bak çocuğuna dayak yiyoruz diyorum. Sen gelmiyorsun. Ne dememi bekliyorsun İsa? Erkek gibi bana küfür ediyorlar. Ne dememi bekliyorsun? Neden peki sana küfür ediyorlar? Evet, yani. Niye? Yalan söylüyorlar. Arkamda durmadığı için. Ha, niye abileriyle ya kaldı? Ya ev yaptık oraya. Çinkolu bir ev yapmışız. Neyin nesi? Biz izin vermesek yapamazmışız. Peki şunu soracağım. Evi kim yaptı? Ben yapmadım peki, mı sana gene? Peki şunu soracağım. Kendi evimiz varken... Niye beni kiraya taşıttın? E kavga ettik, sen sandalyeyi kırdın belime. Sana yine hayır, şans vermedim mi? Hayır, ben senin belini kırmadım. Kiraya çıktık, evimizi taşıttık. Kadriye sen şans vermedin mi? Kadriye Hanım, kiraya çıkmayalım. Bir dakika, yaparsak... kira meselesine geçmeden önce Kadriye, İsa diyor ki karım beni beğenmiyordu diyor. O beni beğenmiyor. Sürekli beni beğenmiyor. Beni yanına yakıştırmıyor. Bir yere annem. Gidiyoruz diyor ki sen kızı mısın? Aa İsa Bey senin kızınla torunun beni gelmiş. Yanına bu lafı duymamak için yanında gezdirmiyordu beni. Yanına yakıştırmıyor. Biz zaten hiçbir zaman gezmiyorduk ki. Bir çay bile içmiyorduk. Ama diyor ki sen Kadriye beni yanına yaklaştırmıyordun. Beni yanına yakıştırmıyor. Ben her zaman yan yanayım. Daha Face'te bile her yerde resimlerimiz var beni, yani. Beni yanına yakıştırmıyor. Annen sana bir tane bulsun sürekli. Annen sana bir tane bulsun. Bursa'ya gidiyor. Bursalarda kalıyor. Bursa'da kardeşim var, ablam var. Nereye gidiyorum? Adıyaman'a düğüne gidecek. Kovuyorsun beni. Nereye gideyim? Neyi seni kovuyorum? Hayır, kovmuyorum. Sokağa atıyorsun insan. Hayır, nereye gideyim? Sen beni sokağa atıyorsun. Anahtarı sen alıyorsun. Sen kolumdan tutup bak kirada sana şans verdim. Sen beni kolumdan tutup kapıya atmadın mı? Hayır, atmadım oradaki mesela. Oradaki kolu komşu yeni şehirdekiler her şey şahit. Hayır, atmadım. Anahtarları alıyorsun. Ben ağladım, sızladım. Çocuk orada ayrı ağlıyor. Hayır. Diyor ki İsa beni, yani sen onu sokağa atmışsın. Hastanenin bahçesinde banklarda yatmış. Banklarda yattım ben. Uzaklaştım ama elinden verdikten aldı. Sonra anahtarlarını elinden aldı. Aynı anda evin anahtarlarını elinden aldı. Evet. Uzaklaştırma verdikten sonra böyle oldu. Zırt pırt geliyor. Niye istinaden? Uzaklaştırmam var. Onları bir dakika, bir hızlı ilerliyoruz. Adım adım gidelim. Ya şimdi siz yatakları ayırdıktan sonra, yani tamamen karı koca ilişkiniz bitmiş anladım. Bitti. Karı koca ilişkimiz yok. 4 senedir bitiyor. Olmuyor. Yani. Gelmiyor yatağıma. Yatağına gelmiyor. Yatağıma gelmiyor. O kadar çocuğum bile yalvarıyorum. Senin yüzünden ölmedi mi? Hastanede ameliyat olacaktım. Gene sen beni hastane kapısında dövmedin mi? Dövmedim, hayır. Nasıl dövdün? Hayır, dövmedim. Şuran konuşsun ya, şuran. Ezbere konuşma, şuran konuşsun. Ben seni dövmedim Kadriye. Benim buram konuşuyor, kalbim konuşuyor. Ben seni dövmedim. Yalan konuşuyorsun. Kadriye kolundan tuttum. Kadriye Hanım gel lütfen dedim, rica ederim. Tamam ameliyatın ol dedim. Kadriye bak konuş, bak o senin karın hala. Gel ameliyatın ol dedim. Getirdim oraya, oturtturdum. Bu geldi. Dedi ben kordonumu da bağlayacağım. Yaşımız genç değil mi? Bir çocuğumuz daha olsun dedim. Yok doktor, dedi. Kordonuna bağlattırdı. Dediğiyle yapmış. Kadriye sen kaç yaşındasın? 31 yaşındasın. 31 yaşındayım. İsa da 52 yaşında. Evet. Peki sen... Ben hiç... o konuyu da söyledim ben gereken kişilere de. Hayır, biliyorum da. Söyler. Neyi söyleyeceğim? Yani o kordon mevzusuna söylüyor ya. Evet, niye olmaz şimdi söyle ya, niye kordonları bağladın mı peki? Zorla saldırdığı için bağladı. Hayır, yalan söylüyor. Ne zorla saldırdı, evet, ne demek zorla ya? Saldırıyordu. Hayır, ben hiç saldırmadım. Tabii ben durduk yere evli mutlu mesutum çekip gidiyorum öyle mi? Ben şunu anlamadım, zorla seninle birlikte olmak istediği için sen kordonunu mu bağladın? Ya zaten ben ameliyat olacaktım. Evet. Benim zaten yumurtalığım çoğusu zarar görmüştü. Ameliyat olmam gerekiyordu. Yalan söylüyor, kordonu doktor da mahsus bağlattı. Doktor da öyle söyledi. Ben de dedim ki hocam böyle böyle bir mevzum var. Tamam dedi, hallettik yani. O.
Bunda zaten kendi imzasını rızasıyla imza attı yani. Zorla imza attım, attık orada. Peki. Gönülsüz attım. Attım imzayı ama gönülsüz attım. İsa dövdün beni. Hayır, ben seni dövmedim Kadir Hanım. Dövdün. Ondan ben sonra dövmedim. Ben istemiyorum ameliyat falan dedim. Kolumdan seni de tuttum, istemiyorum getirdim. Dedim. Sen kolumdan sonra tuttum, getirdim. Gel Kadir Hanım dedim. Sen benim bir şeyim değilsin. Sen erkek misin? Ya ne dememi bekliyorsun? Ben şiddet görüyorum. Sokağa atılıyorum çocuğumla. Ben senelerdir sokaklardayım. Sen neden bahsediyorsun? Canımcığım hoş geldin. Kocacığım böyle mi diyeyim yani? Ne dememi bekliyorsun? Pekala kendin yaptın Kadir Hanım. Sen bence kendin ettin, kendin buldun. Burada da yalan konuşuyorsun. Tarsuslara diş yaptırmaya gidiyorsun. Saat gecenin dördünde geliyorsun. Ne yapayım, çocuğun dişi Osman'la, rahatsız yaptın. Osman'a yatak yapıyorsun. Ben Osman gel buraya dedim. Osman'ı kovdum. Şunu söyledi Kadriye'cim, daha önce o iddiaya da yanıt ver. Yani o sırada içeri seni çağırıyor, sen onun yanına gitmiyorsun. Osman yanına bir yatak yapmışsın. Yok, yatak onun yanında yatmışsın. Hayır efendim, Osman'ın yanında... Eve gelen misafirleri kendin yatarsın, bize yatak odasını verirsin. Sen gidin yatak odasına horul horul yatıyorsun, biz orada oturuyor dayılarla. Uyutuyorsunuz Kadriye Hanım. Bir tek Osman yoktu ki. Uyutuyorsunuz. Bir tek Osman mı vardı orada? Uyutuyorsunuz. Osman çocuk üçünüz ya geldiniz. Ya bunu geç İsa, çocuk bile inanmaz ya, uyutuyorsunuz ne demek ya? Ya olabilir, kahvesine geçmişe koyabilirsin. Geçmişe dair senin bir şey çıkmaz mı yani? Eğer istersen yapabilirsin. Bak istersen yaparsın, yapmaz diye bir şey yok. Yapmadım yani. Ben. Ha, ama yapmadım diyor rahat, bak çok İsa. Çok şükür. Hayır. Benim alnım açık, hayatta ben öyle benim şeylerde gözüm açık. Olmaz. Çok şükür Allah'ım, ben alnım açık. Ben muskadım, şudur budur, hiçbir şeye inanmam. Pekala Adıyaman'a gidiyorsunuz. Evet. Ben... Bana tuzak, bana sen kumpas... Sen cezaevine girmeden gittik. Yani bana girdin, kumpas... Daha sonra, daha bayağı bana sonra gittik. Bana kumpas kurduğunda... Evet. Kapıma adamlar gönderiyordun, evet. Ben şeye geldim, başsağlığına geldiğimde bana kumpas kurdun. Osman'ın arabasının fotoğrafını çektim o günde. Geldi de eşyalar... Osman'ın arabası mı vardı? Hiç araba yok muydu orada? Onu birazdan hayır, getireceğim. O hayır, fotoğraf Osman'ın bir dakika. Arabası. İsa dur. Osman'ın arabasını birazdan ekranlara getireceğim. Onun fotoğrafını çekmiş ama bir tanık var. Telefonu attığında sizin komşunuzmuş ama şu soruyu sormak durumundayım. Merak da ediyorum. Sorun. Yani Osman, anladığım kadarıyla aynı yaştasınız. Yani kuzensiniz. Dayımayı evet, değil. Kuzenin yok, senin. Kuzeniz. Yani tabii, senin kuzenin. Dayım diye tanımlamış. Şimdi sen 4 aydır yatakları ayırmışsın. 4 yıldır ayırmışsın. Evet. Senin Osman'la aranda... Osman evli mi? Bekar. Bekar. Aranda bir gönül bağı mı oldu? Yok. Ve hoşlandın mı? Yok. Sevdin mi? Ben şurama beton... Yastık ama... değiştirmekle kader değişmiyor ki. Yani ben bunda yüzüm gülmemiş. Osman'dan mı gülecek diyorsun? Hiç Osman'da da gülmez. Kimse de gülmez. Ben evlilik istesem ben çoktan evlenirdim. Telefon görüşmelerimizi dinlesin ablam. Osman'ın bacısıyla. Ama şurada Osman bir, şurada bir yani zaten HTS kayıtlarında senin Osman'ın senin eve kaç kez gelip gittiğin çıkar. Tabii. Evet çıkar. Biraz yani Mersin'e gelip gidiyor sık sık. Hayır, orada başka sizin ya. Eve, sizin eve oradaki baz istasyonu olsun. Orhan Bey, evet. Siz onu bir söyleyin. Evet. Yani evine yakın bir yerdeyse tabii, o da çıkar. Tabii sizin olduğunuz evet. Bölgedeyse eğer yakınsa Osman Bey. Gelir. Orada baz verecektir. Yani siz hani bir gün geldi, iki gün geldi falan diyorsunuz ya. Evet. Bir gün mü gelmiş, üç gün mü gelmiş, üç ay mı gelmiş, bir yıl mı gelmiş? Mesela beni rahatsız eden noktası da şu burada. Dayı dediğiniz, hepimizin dayısı var, akrabası var. Evet. Gelir misafir olur, iki üç gün sonra gider. Ama niye bir yıl kalıyor, niye? Bir yıl kalmadı. Ama varsa çıkar bak, onu demeye çalışıyorum. Tamam çıksın, kadar oturuyorlar, bir yıl kalmadı. Telefonda ne iş yapar bir biz Osman kire. Ne iş yapar? Genç bir adam ne iş yapıyor Osman? Şeyde, sebze fabrikasında mı? Halde mi çalışıyor, öyle bir şey. Niye sen evde kalıyor da başka niye? Yere evet. Gitmiyor? Başka akraba yok mu? Benim evimde şöyle kaldı, kendisi getirir, 50 dolu getirir, eve kadar getirir. Ondan sonra bir iki defa geldi, çocuğum hastalandı, hastaneye götürdük. Bir kere de kaldı, o da diğer dayımla beraber kaldı. Üç kişi yani o kadar. Üç kez kaldı pardon diyorsun. Evet, bu bana şiddet... Bir buçuk yıl diyor ya. Ya gelip şiddet kalıyor. Uyguladıktan sonra, hayır İsa, şiddet uyguladıktan hayır, sonra... Hayır, ben sana şiddet tamam, uygulamadım, müsaade, lütfen. Anlatayım. O zaman darp raporu falan alaydın. Kayıtlarda hiç yok senin dosyanda... Hayatına son vermek hayır, için öyle mi? Hayır. Şimdi bir ilişkinize... Hayır. Atmaya çalışıyorum. Kadriyeciğim tamam, bir dakika İsa. Telefon hattında...